Merhaba değerli dostlar, ben Cengiz Çebik. Yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Romalılar ne yaptılar, ne ettiler başlıklı bu serinin her bölümünde sizi kısa süreliğine de olsa bu dünyadan koparıp antik Roma'ya götürmek istiyorum. tell us Caecilia gensinden soylu bir ailenin adı. Bu aileden ilk kez 1. Kartaca Savaşı sırasında üyelerinden birisi konsüllüğü elde ettiğinde bahsediliyor. Ve şair Naevius'un Fatometelli Romae Fion Consules yani Metelluslar Roma'da talih sayesinde konsül oluyorlar. Dizesine inanacak olursak başka deyişle kariyer basamaklarındaki o yükselişlerini kendi de cevherlerinden veya hikmetlerinden ziyade kadere borçlularsa çok şanslı bir aile demektir. Şair Naevius'un bu dokundurmasına o dönem konsül olan Metellus şöyle bir yanıt vermiş. Metelluslar şair Naevius'a sorun çıkaracaklar. Daha sonra Roma ailelerinin en seçkinlerinden biri haline gelmiştir Metelluslar. Ve Hristiyanlık döneminden önceki 2. yüzyılın ikinci yarısında devletin en yüksek makamları çok büyük bir bölümünü elde etmişler. MÖ 143 yılında konsül olan Quintus Metellus'un dört oğlu vardı ve bunlar ard arda konsüllüğe kadar yükseldiler. 142 yılında konsül olan kardeşi Lucius Metellus'un da iki oğlu vardı ve onlar da aynı makama kadar yükseldiler. Metelluslar Optimates Partisi'ni tereddütsüz desteklemeleriyle öne çıkan bir aileydi. İsmin etimolojisi oldukça belirsizdir. Festus, muhtemelen sadece ses benzerliğinden dolayı merkenari sözcüğü ile ilişkilendiriyor bu aileyi merkenari bir ödül veya ücret karşılığında bir şey yapanlar yani paralı askerler anlamındadır Metellus ailesine uygun bir etimolojik ilişkilendirme değil aslında. Bu ailenin soy ağacının izini sürmek çok zordur. Nitekim literatürde kendisinden bahsedilen birçok Metellus vardır. Hangi Metellus, hangi Metellus'un oğlu tespit etmek kolay değil. Bugün yaşamı metinlerde büyük ölçüde tespit edilebilen bir Metellus'tan söz edeceğiz. Quintus Caecilius Metellus Macedonicus. İlk kez M.Ö. 168'de Makedonya'da Aemilius Paulus'un ordusunda görev yaparken ve Perseus'un yenilgisini duyurmak için iki kişiyle birlikte Roma'ya gönderildiğinde kendisinden bahsediliyor. 148'de Praetor olur. 146'da Makedonya kralı Andriscus'u yener ve Makedonya'yı Roma eyaleti yapar. Zafer alayı düzenler ve Makedonikus soyadını alır. Roma tarihini yakından takip edenler iyi bilir ki bir Romalı nereye alırsa oranın adından türeyen bir sıfatı soyadı olarak da alır. Afrikalı anlamında Afrikanus, Numantiyalı anlamında Numantinus soyadları Romalılara böyle verilmiştir. Metellus'a verilen Makedonikus soyadı da Makedonyalı anlamındadır. 146'daki Makedonya zaferine rağmen Metellus iki kez konsüllük için aday olur ama başarılı olamaz. Ancak bu konudaki başarısızlığı Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanamama başarısızlığı kadar uzun sürmez. Üçüncü denemede yani 143'te Appius Claudius Pulcher ile birlikte konsül seçilir. Her yıl iki konsül seçildiğinden genellikle göre görev dağılımı geniş toprakları bölüşerek yönetimi paylaşmak şeklinde oluyordu konsul Metellus'un payına yakın İspanya eyaleti düşmüştü. Bu ve ertesi yıl boyunca Keltiberi kavmine karşı başarılı bir savaş yürüttü ve milattan önce 141'de yerine Quintus Pompeius geçti. Bu sefer sırasındaki davranışları hakkında birçok anekdot anlatılıyor. Disiplini sağlama konusundaki ciddiyeti bir keresinde düşmana karşı gösterdiği insancıl tavır ki bu Romalı komutanlarda nadir görülen bir erdemdir ve savaşı sürdürme konusundaki sağduyusu ve becerisi özellikle Valerius Maximus ve Frontinus gibi yazarlar tarafından övülmektedir. Ancak eyaletten ayrılırken ordusunu mümkün olduğunca etkisiz hale getirmek için gösterdiği çabalar ününü lekelemiştir. Bu sayede kıskandığı ve nefret ettiği halefi Quintus Pompeius'u zayıf düşürmek istiyordu. Tarihe böyle geçtiğine göre Pompeius'u zayıf düşürmek isterken aslında tarihin bu noktasında kendisine yönelen övgüleri zayıf düşürmüş oldu. Ancak yaklaşık 10 yıl kadar sonra M.Ö. 131 yılında aynı Metellus, aynı Quintus Pompeius ile birlikte kensorluk da yaptı. Ve ilk kez her iki kensor da plebs sınıfından seçilmiş oldu. Metellus, kensorluğu sırasında kentin özgür nüfusunu arttırmak amacıyla her Romalının evlenmeye zorlanmasını önerdi ve belki üç çocuk yapmalarını da önermiş olabilir. Ancak elimizde böyle bir bilgi yok. Bu konuda verdiği söylev, M.Ö. 1. ve M.Ö. 1. yüzyıl Augustus dönemine kadar ulaşmış ve imparator tarafından da De Maritandis Ordinibus yasasını gündeme getirdiğinde Senatus'ta okunmuş. En azından Soetonius Augustus biyografisinin 89. bölümünde böyle söylüyor. Bu söylemin bazı parçaları Aulus Gellius tarafından korunmuş. Ancak o bunu hatalı bir şekilde Metellus Numidicus'a atfetmektedir. Başta da dedik ya hangi Metellus hangi Metellus bunu bilmek pek kolay değil. Metellus kensorluğu sırasında kensorluğunun ilk yılında Senatus'tan kovduğu ve ertesi yıl forumda kendisini yakalayıp Tarpeya kayasından aşağı atılmasını emreden Tribunus Caius Atinius Labeo'nun elinden ölmekten kıl payı kurtuldu. Başka bir tribunusun araya girmesiyle ölümden kurtarılabildi. Ancak Labeo, Metellus'un mallarını tanrılara adayarak ondan intikamını almayı başardı. En nihayetinde tüm mallar, tüm mal varlığımız tanrılara ait öyle değil mi? Plutarkos'un Romalıların değişleri 202 a'da anlatıldığına göre Scipio yaşarken ona şiddetle karşı çıkmıştı. Ama o büyük devlet adamı ve komutan Scipio Aemilian öldüğünde Metellus çok üzüldü ve oğullarına cenazenin taşınmasına katılmalarını emretti. Roma'nın iyiliği için Scipio'nun başka bir halk arasında doğmamış olmasından dolayı tanrılara minnettar olduğunu söyledi. Romalı güçlü adamlar bazen kendi işlerinde birbirleriyle çarpışsalar ve çatışsalar da dışarıya ve tarihe temelde tek gayelerinin Roma'nın iyiliği olduğu izlenimini uyandırmakta mahirdir. Rakip veya düşman olan bir Romalıyı sadece Roma'nın iyiliği için övmek, övene de övgüdür. Grakkusların öneri ve taleplerine karşı çıkarken Metellus aristokrasiyle birleşti. Ve Tiberius Grakkus'a karşı yaptığı konuşmaya Belagatinden örgüyle bahseden ve birkaç konuşmasını atıfta bulunan Kikera tarafından da büyük bir örgü gelmiştir. Kikero de Oratore 1.49 ve Brutus 21'de Metellus'u övmektedir. Kikero tarafından övülmek hiç de kolay bir iş değildir. Hele ki Belagatinin övülmesi, hitabet yeteneğinin yüceltilmesi muazzam bir iş. Çünkü bu işin en büyük ismi Kikenodur. Döneminin diğer Romalı soyluları gibi o da sanata düşkündü ya da öyleymiş gibi davranıyordu. Görkemli bir portik ve Jüpiter ile Juno'ya adanmış iki tapınak inşa ettirdi. Bunlar Roma'da mermerden inşa edilen ilk tapınaklardı ve bunların önüne Lusippus'un Büyük İskender'in emriyle gerçekleştirdiği ve Metellus'un Makedonya'daki Andriscus'un fethi üzerine Roma taşıdığı Granicus Savaşı'nda düşen ünlü atlı grubu yerleştirildi. Metellus, oğlu Marcus'un konsül olduğu 115 yılında artık yaşlanmış ve yeterince onurlandırılmış olarak öldü. Antik yazarlar tarafından insan mutluluğunun olağanüstü bir örneği olarak sık sık alıntılanır Metellus. Sadece soylu doğumu, askeri zaferi ve üstlendiği yüksek siyasi görevlerle öne çıkmakla kalmamış aynı zamanda dört oğlunun devletin en yüksek onurlarına yükseldiğini görmek ve bu dört çocuk tarafından cenaze yığınına taşınmak gibi nadir bir şansa sahip olmuştu. Bu oğullardan üçü onun sağlığında konsüllüğü elde etmişti ve dördüncüsü de babasının ölümü sırasında bu makam için adaydı. Metellus ayrıca arkasındaki iki evli kız ve çok sayıda torun bırakmıştır. Livius, Tacitus, Florus, Etropius, Aurelius Victor gibi birçok yazar Metellus'tan bahseder. Yine ondan bahseden Plutarchus'un Romalıların Değişleri kitabından iki alıntıyla bu podcast'in bölümünü kapatmak isterim. Genç adamlar arasında bulunan bir yüzbaşı ona ne yapacağını sormuş. Metellus da eğer sırtımdaki kıyafetin aklımdan geçenleri bildiğini düşünseydim onu çıkarıp ateşe atardım demiş. Bazen akıldan geçenleri saklamak özellikle de savaştaysanız işinize gelir. Bu anekdotu sorduğumda chat GPT şu espriyi yaptı. Genç yüzbaşı Metellus'a sormuş. Sizce kıyafetler aklımızdaki düşünceleri bilir mi? Metellus gülerek şöyle cevaplamış. Eğer öyle olsaydı ceketimi yıllar önce terziye gönderirdim. Onun da bir psikolojisi Psikiyatrik koltuğuna oturup terapi almasını isterdim. Plutarcos'un aktardığı başka bir anekdota göre ise, Kaykilius Metellus adamlarını güçlü bir şekilde tahkim edilmiş bir yere karşı yönlendirmek istediğinde bir yüzbaşı Metellus'un yalnızca 10 adamını kaybetmesiyle orayı ele geçirebileceğini söylemiş. Metellus da ona kaybedilecek olan o 10 kişiden biri olmak isteyip istemediğini sormuş. Hani kendileri konforlu alanlarındayken edebiyat parçalayıp başkalarının çocuklarını savaş alanına ölüme göndermeye hazır olan kimi politikacılar var ya, onlara tarihin derinliğinden gelen bir cevap bu anekdotu ChatGPT'ye sordum. Şöyle bir alternatif tarih yazdı. Yüzbaşı Metellus'un teklifine düşünerek cevap vermiş. Eğer o 10 kişiden biri olursam sonunda belki de bir destanın kahramanı olurum ama eğer oradaki tek kişi olursam o zaman sadece tarihi bir facianın kurbanı olurum. Evet, tarih tek kişilik facialarla doludur. Gerçi facialar hep tek kişiliktir. Kimse kendi faciasını bir başkasıyla paylaşamaz.